Hemen pizzamın doku testini yapmak istiyorum. Pizza muhteşem kokuyor şu an. Özellikle bu şekilde hamuru yapıp deneyin. Farkı göreceksiniz. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek pizza hamuru nasıl yapılır onu gösteriyorum. Bunun için karıştırma kabıma ilk olarak 4 klasik su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket instant kuru mayan var, onu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz. Kuru malzemelerimi şöyle bir harmanlıyorum. Malzemelerimin ortasını açıyorum. 1 adet yumurtam var, olmazsa olmazı. 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağım var. Yine zeytinyağı da pizza hamurunun olmazsa olmazı. Çıtır çıtırlığını zeytinyağı ve yumurta sayesinde olacak. Ve normalde süt kullanılır, daha yumuşak, puf puf kabarsın diye. Ancak pizza hamuru suyla yapılır. 2 klasik su bardağı da suyum var. Bunu ilave edip güzelce yoğuruyorum. Yine kontrollü şekilde un ilave ederek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamuruma toplam 5 klasik su bardağı un kullandım. Hamurum hazır. Bir 10 dakika daha güzelce hamurumu yoğurdum. Hamurumun üzerine temiz bir poşet ya da streçleyip en az 40 dakika mayalandıralım. Pizza hamurum güzelce mayalandı. Üzerindeki poşetini alıyorum. Hafif bu aşamada unluyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Biraz unlayarak havasını hemen alacağım. Yine hafif tezgahımı da unluyorum. Birkaç dakika hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumdan tam 3 eşit beze elde edeceğim. 3 eşit parçaya bölüyorum. Bezelerimi içe doğru kıvırarak oluşturuyorum. Oluşturdum. Bezelerimi tabanına hafif un serptim. Hazırlamış olduğum bezelerimi yerleştiriyorum. Üzerini kurumaması için temiz bir mutfak bezi örtüyorum. İlk bezemden dikkatli bir şekilde açmaya başlıyorum. Tepsimin büyüklüğünde hamurumu açtım. Çok kolay şekil alabilen yumuşacık bir kıvamda şu an hamurum. Hemen hamurumu katlıyorum. Dikkatli bir şekilde tepsime yerleştiriyorum. Hafif bu aşamada yine üzerine unlayabilirsiniz. Yine tepsimin üzerinde de hafif elimle düzeltiyorum. Bir 15-20 dakika tepside bu şekilde mayalandıralım. Hamurum dinlendi. Üzerine bir kase domates sosum var. 3 diş sarımsak rendeledim. Tatlandırmak için biraz kekik ve zeytinyağı ilave ettim. Bunu harmanlıyorum. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar ilave edip güzelce yayıyorum. Bunun üzerine 150-200 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirim var. Tüm pizzalarıma kullanacağım. Ondan ilave ediyorum. Hafif elimle bastırıyorum bu aşamada.
İlkini mantarla yapacağım. Mantarlarımı üzerine diziyorum. Yerleştirdim. Hafif üzerine yine çok az kaşar peyniri serpiyorum. Arzuya göre bir tutam kekik serpiyorum. Pizzam hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecede kenarları nar gibi kızarana kadar pişirelim. İkinci pizzamı da yine aynı şekilde üzerine sosumdan gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Üzerine kaşar peynirimden gezdiriyorum. Şöyle hafif elimle kaşarın üzerine bastırıyorum. Kurutulmuş domatesli yapacağım. Pizzamı üzerlerine kurutulmuş domateslerimi güzelce yıkadım. Onları yerleştiriyorum. Bu pizzayı normal domatesle de yapabilirsiniz. Yine üzerine hafif kaşar peyniri serpiyorum. Yine arzuya göre bir tutam kekik serpiyorum. Çok yakışıyor. Yine önceden ısıtılmış 200 derecede pizzamı pişiriyorum. Üçüncü ve son pizzamı da karışık şekilde hazırlayacağım. Yine sosumdan ilave ediyorum. Her yerine yayıyorum. Üzerine kaşar peyniri. Üzerine mantar ilave ediyorum. Üzerine birkaç dilim sucuk ilave ediyorum. Pizzam hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 10-15 dakika kontrollü şekilde pişirelim. 15 dakikada pizzam çok güzel bir şekilde pişti. Altı da nar gibi kızarmış. Pizzam 15 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Hemen servis tabağıma aldım. Hemen bir dilim alıyorum. Şu an enfes kokuyor pizzam. Altı da çok güzel kızarmış. Mutlaka bu şekilde hamurunu yapıp deneyin. Yapmış olduğunuz diğer pizzalardan farkı göreceksiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.